Ölçülendirme komutu AutoCAD 2016'da belirgin bir şekilde geliştirilmiştir. Artık ana teyit şerit menüsünden bu komuta ulaşabilirsiniz. Komutun hemen yanında yeni ölçü katman kontrolü özelliğini göreceksiniz. DIM komutuyla yaratılan ölçüler buradan seçilen katmana otomatik olarak atılır. Eğer çizimde henüz bir ölçü katmanınız yok ise, bunu DIM Layer sistem değişkeniyle yaratabilir ve ölçülere uygulayabilirsiniz. Dim komutu altında yer alan seçenekler hem saat tuş menüsünde hem de komut satırında görüntülenir. Artık dim komutu seçilen nesne tipine göre uygun ölçüyü otomatik olarak yaratır. Örneğin bir yatay doğru üzerinde imleciniz ile beklerseniz yaratılacak olan ölçünün ön görünümünü görürsünüz. Nesneyi işaretledikten sonra ölçünün yerini gösterebilir ya da örneğin açı ölçüsü yaratmak için ilkine paralel olmayan bir başka doğrunun üzerine gelebilir ve bunu seçerek açı ölçüsü yaratabilirsiniz. Eğer imleci bir daire ya da yay üzerine getirirseniz çap ya da radyüs ölçüsü tanımlayabilirsiniz. Çap ve radyüs arasında istenilen seçimi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Yaylar için ek olarak açısal ölçü seçeneği de bulunmaktadır. Eğer yeni ölçü tanımlayacağınız alanda başka bir ölçü varsa ve yeni ölçünün yeri onu etkileyecekse yeni seçenekler çıkar. Eski ölçüyü kaydırabilir, bölebilir ya da eskisiyle değiştirebilirsiniz. Dim komutu artık gerçek ölçü değerini otomatik olarak alır. Eğer gerçek ölçü değeri yerine başka bir değer yazmak isterseniz, seçenekler komut satırında ya da sağ tuş menüsünde bulunabilir. Zincirleme ölçü seçeneğini kullanırsanız, otomatik olarak ilk ölçü çizgisi sorulur. Ne tip bir ölçü yaratırsanız yaratın, dim komutu siz komuttan çıkana kadar aktif durumdadır. Ölçü yazılarını değiştirmek istediğinizde yazının genişliğini kontrol eden bir seçenek size sunulur. Kullanıcılar tarafından en çok istenen yeni özelliklerden birisi de yazıların çevresine sınır koyulması özelliğidir.